Merhaba, Zeka Gerileten Yorumlar serisiyle karşınızdayım. Bir önceki 7. video çok uzun olmuş. Onu 2'ye böldüm ve 8. video olarak ona devam edeceğiz. Çünkü gerçekten beynim yandı o videoyu yaparken. Kurguda bir de baktım, 1 saat 20 dakika olmuş. O yüzden videoyu ortadan kestim. O kestiğim yerden şimdi devam ediyor. Kusura bakmayın lütfen. Videolar uzun ama işte 40'ar dakika, 30'ar dakika olsa da içine yorum kattığım için İster istemez videolar uzuyor. Bakalım kalan devamında neler demiş. 7.sini izlediyseniz, severek izlediyseniz 8.sini de muhtemelen ilgiyle izleyeceksiniz. Hazırsanız başlıyorum. Ünal Doğan isimli vatandaş çok uzun bir yorum yapmış arkadaşlar. Şuradan bir yudum su alacağım müsaadenizle şöyle. Röportajı sabote etmeye kalkan AKP'lerin oyununu vatandaşlar bozdu videomun altına gördüğünüz gibi şöyle uzun bir yorum yapmış. Şimdi size onu okumaya çalışacağım çünkü çok önemli, çok mühim konulara değinmiş. Elinizde mikrofonla sokaklarda röportaj yapalım derken milleti birbirine hakaret edip kavga etmelerine sebep olup insanlarımızı kutuplaştırıp kışkırtan bankamatik fareleridir. Bizler bankamatik fareleridir. Yine bir sürü imla hataları var da düzelterek okuyorum, uzun çünkü. Fitne maşalarıdır. Arada virgül olması lazım falan, dediğim gibi. Onları geçtim artık. Bu ülkede demokrasi sadece muhalefetin görüşlerini temsil etmez. 20 yıl iktidar olmuş AK Parti'ye destek veren insanlar senin gibi bu ülkenin insanı, eşit şartlarda vatandaşıdır. %52 koyun, makarnacı, cahil diyen müptezeller. Kafanızı iki elinizin arasına alın, hangi seviyede olduğunuzu bir düşünün. Biz düşünüyoruz da sen düşünmüyorsun. Ya da düşündüğünü zannediyorsun. Ki bu kadar uzun uzun yazdığına göre herhalde beynin olduğunu zannedip bunları yazıyorsun. İki elinizi kafanızın arasına, beyninizin, yani şuradaki şey diyor ki, bize diyor ki şunu böyle iki elinizin arasına alın, düşünün diyor. Aynı şeyi ben de sana tavsiye ediyorum. Hangi seviyede olduğunuzu bir düşünün. İktidara gelemeyen, halka projelerini anlatamayan, proje sunamayan, sadece hakaret ve kinden beslenip halkı kutuplaştırarak iktidar olacağını zanneden yapılan projeleri bile karalayıp yıpratmamak için her türlü çirkinliği sergileyen zavallı bir muhalefete destek veren vatandaş kardeş, sen hala bu zihniyeti destekliyorsan ettiğiniz hakaretleri aynaya bakınca göreceksiniz. 20 yıldır muhalefet bile olmayı beceremeyen, ki katılıyorum bu eleştiriye, CHPKK demek istemiş. Diğerleri de size AKPKK diyor. Bunu da unutmayın. İYP, İYİ Parti'yi kastediyor. FETÖ'cü, FOCU herhalde, FOTO'cu mu FONCU mu demek istemiş. İYP, İYİ Parti'yi kastetmiş. Destek vermeye devam edin. Rabbim basiretinizi açsın. Gözünüzdeki perdeyi kaldırsın. Amin. Ne diyelim? Amin, amin. Aynı şekilde ben de sana söylüyorum kardeşim, ama toplumu kutuplaştırmak için güç olması lazım. Mesela iktidar olmak lazım. Ya tarafsın ya bertaraf olursun demek lazım. Muhalefeti suçluyorsun ya. Ama toplumu kutuplaştırma gücü iktidarlarda olur. Tamam mı? Ünal Doğan, Türkçe nizani. Türkçe yok. Türkçe yazmasını bilmiyorsun. Nokta yok, virgül yok. Hak getire uzun uzun yazmışsın. Düzelterek okumaya çalıştım ama sana acıdım. Zekan yerlerde, yerlerde. Zeka ne diyorum ya, of of of, zeka geriletiyor. Böyle beyin yanıyor var ya, böyle yavaş yavaş su içtim ama o da fayda etmedi. Çok fena zeka geriletiyorsunuz ya. Elmas Tiryaki, başındaki Yahudi şapkasını çıkarırsan daha sempatik olabilirsin. Milletin inadına giyme şunu demiş. Bakın Yahudi şapkası. İnadına giyiyorum ulan. İnadına takıyorum. Şöyle biraz daha şöyle. Şöyle biraz daha karizmatik dursun. İnadına giyiyorum ama yanıldığım bir nokta var. Bu Yahudi şapkası. Yahudi şapkası başka bir şey. Yahudi şapkası, Sırp şapkası, fes takınca Müslüman mı oluyor? Bak, hani daha önceki videolarda anlattım ya. Bak, şu güneşliği, siperliği çıkarıyorsun. Şurası kalınca al sana fes. Al sana fes. Fes oluyor bak. Ya da fesi tak başına, şöyle bir siperlik tak. Yahudi şapkası sana göre. He, nasıl? Ya da yaz Google amcaya, sor. Fes hangi tarihte gelmiş? Hangi padişah döneminde gelmiş? Ve o dönemde vatandaş fes hakkında neler yapmış, neler demiş? Bir öğren bakalım. Fes kelimesi de nereden geliyor? Bir öğren. Tamam mı? Fas'tan geliyor. Çünkü Fas'tan getirilmiş Osmanlı. 2. Mahmut dönemi olması lazım. Ama sen bana inanma, yaz Google amcaya Fes'in Türkiye'deki, Osmanlı'daki tarihi. Bak, çok basit. Bak, sana
şeyde veriyorum bak. Her köşe yapmam ben bu iyiliği. Tamam mı? Tamam mı abicim? Bak her köşe abi demem diyor ya Ali Veli 49-50. Tamam mı? Elmas tiryaki. Bu Yahudi şapkası falan değil. Fötür bu. Büyük bir ihtimalle Amerika'da ya da İngiltere'de falan 19. yüzyılın sonlarında falan ortaya çıkmış diye biliyorum. 19. yüzyılın sonları ya da başları her neyse. Öyle bir şey yok. 19. yüzyıl olur mu ya? Ya neyse hadi benim de beynim yandı görüyorsun. Abi yandı. Yanıyor. Yanmamak elde değil. Şaka gibi ya. Selçuk Aydın. Soru sordum. Kafası karıştı short videomun altına. Demiş ki reportaj yapan ve yorum yapanlar hepiniz galiba Müslüman değilsiniz. Değiliz. Değiliz abi. Müslüman olan sensin. Ya da hayır sen Müslümansın. Diyelim ki değiliz Müslüman. Ne olmuş? Adam rızkın Allah'tan geliyor diyor. Öbür Türk lirası değer kaybediyor diyor. La dümbelek. Ulen dümbelek. Rızk Allah'tan geliyor. Başka bir şey. Cebindeki rızk paranın değer kaybetmesinin ne alakası var? Cebindeki para değer kaybediyorsa Allah'ın sana verdiği rızk eriyor. Bitiyor. Uçuyor. Anladın mı? Sen 100 lira günlük yemeğe kazanıyorsan o senin 100 liran dolar karşısında, euro karşısında hatta Papua Yeni Gine biliyorsunuz değil mi Papua Yeni Gine'nin ne olduğunu? Elinde mızrak, kıçında bayrak olan topluluk var, toplumun var. İroni yapıyoruz tabii hep öyle değil. Onların parası Yeni Gine parası karşısında bile senin paran eriyorsa senin Allah'ın sana verdiği rızk da gidiyor. Uçuyor. O rızk birilerinin cebine giriyor. Bak birilerinin cebine giriyor. Dangalak. Dangal ak. Selçuk Aydın. Tamam mı kardeş? Türkçe yazmasını öğreteceğim ben size. Reportaj değil. Reportaj. Diyelim ki biz Müslüman değiliz de sana ne? Sen Müslüman mısın? Önce onu sor kendine. Ha siz Müslümandınız evet. Kendinizi Müslüman zannediyorsunuz. Çok cahilsiniz ya. Çok cahilsiniz. Zekanız beynimi yakıyor. Gülperi Berk. Sokak röportajı diye milleti ikiye bölüyorsunuz, insanları tartışmaya zorluyorsunuz. Evet biz bundan büyük zevk duyuyoruz. Orgazm oluyoruz biz bundan var ya. Orgazm, Gülperi bacım. Biz bundan büyük zevk duyuyoruz. Çok büyük zevk. O yüzden sen bakma bize, aldırma. Tamam mı? Yani biz röportaj yapınca eğer millet ikiye bölünüyorsa yani röportajlar bak çok basit ya Gülperi Berk bacım herhalde çakma isim değilse bacım kadın olduğunu hanımefendi olduğunu düşünüyorum Gülperi tamam mı bir hanımefendiye davranır gibi söylüyorum sen de yaklaş biraz çekinme yaklaş korkma benden sana zarar gelmez yaklaş eğer bizim ülkemiz bizim toplumumuz sokak röportajları ile bölünüyorsa tamam mı ablacım abicim bacım tamam mı abi çok kötü bir durumdayız o zaman ya vallahi ya bizim toplumu bu kadar kötü küçük görmeyin ya. Yapma ablacım. Gülperi bacım. Yapma. Tamam. Zekan düşük anladım ya. Ama hakaret etmeyin bu topluma. Esas hakareti siz ediyorsunuz ya. Dayı sen bu reportaj işini yapamıyorsun. Ver gence sen çekimini yap daha uygun oluyor. Güzel eleştiri ya. Olabilir. Saygı duyuyorum ya. İsmini bilmiyorum. User bilmem ne kullanıcısı. Dayı diyor bak. Efendim sen bu reportaj değil röportaj. Röportaj işini yapamıyorsun. Tamam. Doğru. Beğenmiyor olabilirsin. Ver gence sen çekimini yap. Daha uygun oluyor. Tamam. Başımın üstünde ya. Ama sana göre. Ben övgüler de alıyorum. Eleştiriler de alıyorum. Böyle eleştiriye başımın üstünde yeri var. Gerçi imla hatalarına falan bir şey demiyorum. Onlar zaten evlere şey. Internapoli. Benim canlı yayınlarıma epeydir gelmiyor Internapoli bu arada. Ya da başka isimlerle geliyor olabilir. Koyu CHP. Bizim canlı yayında yaptığı yoruma daha doğrusu canlı yayınla ilgili kısa bir 2 dakikalık bir video paylaşmıştım. Onun altına yapmış yorumu. Demiş ki Atatürk CHP'yi kurdu. Evet ama tek başına kurmadı. Yani CHP Genel Başkanı KK'ya saldırmak direkt Atatürk'e saldırmak demektir demiş. Abi Internapoli süper zekisin biliyor musun? Süper. Zekan fışkırıyor. Şu AK Partili var ya AK Partililer var ya diğer ya da diğer şeyler. Hiçbir farkın yok bir CHP'li görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün AK Partililer ya da onlar değil zeka gerileten nasıl oluyor ya? Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyoruz diye Atatürk'e saldırmak oluyor. Lakin az bile demişler çünkü Atatürk bu ülkeyi de kurduğu yani bu ülkenin milletine, CHP'sine, bakanlarına, milletvekillerine, bütün kurumları ve bu gibi her şeye de saldırmak direkt Atatürk'e saldırmakmış. Bırak bırak. Baba. Padişahın kulu mu? Siyasiler ve bu gibi hangi makam mevkide ve bu gibi olacak görelim demişsin Internapoli. Canlı yayınlarıma bekliyorum seni. Bekliyorum gel. Bayağı epeydir yoktur. Yoksun sen ya. Ha bu arada Kılıçdaroğlu ortadan kaybolduktan sonra daha doğrusu kaybettikten sonra da girmiyorsun. O yüzden mi gelmiyorsun canlı yayınlarıma acaba ne dersin? Mavi Bulut demiş ki anket sorumun altına aramızda ne kadar samimi gerçek Atatürkçü vesaire anket sorumun altına demiş ki Mustafa Kemal sevenler Yahudi asıllı İspanyol göçmenleridir. Bu Yahudiler boşuna demiyor kar.
Bakın arkadaşlar, hatalar var, hataları okumuyorum bu arada. Harf hatalarını falan okumuyorum. Yani düzelterek okuyorum. Bu Yahudiler boşuna demiyorlar. Sen olmasaydın biz olmazdık diye. Ermenler, Rumlar, Bulgar, Arnavut, Yezidler, Süryaniler, göçmenler seviyor. Yo, çok Arnavut var, sevmiyor. Çok sayıda Arnavut var, sevmiyorlar. Bazıları da akrabam olur. Ben bir Arnavut olduğum için biliyorum ya. Göçmenleri seviyor. Yezidler, Süryaniler göçmenleri seviyor. Yani göçmenler seviyor demek istemiş. Yerli olan Kürtler sevmiyor. Acaba neden? Galiba mavi bulut Kürt. Anlamadım. Kürtler Atatürk'ü seven Atatürk de var. Atatürk'ü sevmeyen Arnavut da var. Atatürk'ü sevmeyen Türk de var. Zaten Atatürk'ü sevmeyen bir adamın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından da Türk olup da Türklüğünden de şüphe duyuyor. Bugün ezan okunuyorsa, bugün bu bayrak özgürce dalgalanıyorsa Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından borçlusunuz. Kim sevmez? Mesela saymamış. İngilizler sevmez. Rumlar, Kıbrıs'taki Rumlar ve Yunanistan'dakiler sevmez. Ermeniler, Ermenistan'dakiler sevmez. Türkiye'deki Ermenilerin sevdiğini düşünüyorum. Çünkü Atatürk'ün yakındaki insanlardan Agop Dilaçar Türkiye'yi geliştirmek için çok önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Ermenidir. Ara Güler Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli Ermeni asıllı fotoğraf sanatçılarından biriydi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da fotoğraflarını çekmişti son dönemde. Bayağı da bir eleştirilmişti. Adam profesyonel. Sayın Cumhurbaşkanı gel fotoğrafımı çek demişti. O da gitmişti, çekmişti. Bazıları niye çekti diye eleştirmişti. Ben katılmıyorum. Ben bir profesyonel olarak mesela Sayın Erdoğan gelse bana dese ki benim filmimi çek dese, mesela kısa filmimi ya da tanıtımını, parasını alır gider yaparım. Ben bunu yapıyorum diye Erdoğan'ı seviyorum anlamına gelmez. Profesyonellik başka bir şey, birini sevip sevmemek başka bir şey. Anlatabildim mi? Ben Erdoğan'ı günahım kadar sevmiyorum. Ama profesyonelliğim gereği eğer bir işi yapmam gerekiyorsa ona hakkını vererek yaparım. Yapmak zorundasın. Yok ben onu sevmiyorum, şunu sevmiyorum. O başka, o başka. Erdoğan sevsek de sevmesek de bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı. Tekrar söylüyorum. Makamına binaen saygıda kusur etme. Ama sevmek zorunda değilim. Babamın oğlu değil. Kılıçdaroğlu'nu da sevmek zorunda değilim. Meral Akşener'i de, Davutoğlu'nu da, Babacan'ı da, Muharrem İnce'yi de, onu da, bunu da kimseyi sevmek zorunda değilim. Kimse kimseyi sevmek zorunda değilim ama saygı başka bir şey. Atatürk'ü de kimse sevmez. Sevmesin kardeşim. Biz zaten onu seviyoruz, sayıyoruz ama saygı duymak başka bir şey. Unutmayın. Bunu aklınıza yerleştirin. Saygı. Bunu unutmayın. Bu dünyada Yahudilere en büyük iyiliği Türkler yapmıştır. Osmanlı döneminde İspanya'dan kovulan 500 bin Yahudi bildiğim kadarıyla, yanılıyor olabilirim, Yahudi'yi Osmanlı bağrına basmıştır. Bugün Yahudi nüfusu varsa bugün dünyada Osmanlı'ya ve Türklere borçludur. Ama bunu gidip haykıracaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitti ya, Almanya'da geçen konuştu ya, çok doğru şeyler söyledi ama şunu diyecekti. Sizler Yahudileri gaz odalarına atarken bizler Yahudilere bakıyorduk, bu millet. O yüzden haddinizi bilin. Osmanlı 500 bin küsür bildiğim kadarıyla, rakamı tam bilmiyorum, çok sayıda Yahudi'yi alıp o İspanya, Avrupa onları atarken, kovarken sınırlarını açmıştır. Osmanlı topraklarına yerleştirmiştir. Bugün Yahudi varsa, Yahudi toplumu, İsrail varsa bunu Osmanlı'ya ve Türklere borçludur. Türkiye Cumhuriyeti'ne borçludur. Bunu Sayın Erdoğan ya da kimse, başbakan ya da cumhurbaşkanı çıkacak Birleşmiş Milletler'de bunu haykıracak. Almanya gittiğinde bunu söyleyecekti Sayın Erdoğan. Scholz muydu Alman Cumhurbaşkanı? Diyecekti ki bir dakika ya, sizler Yahudileri gaz odasında yakarken Osmanlı, bizim atalarımız Yahudilere kucak açtı, Yahudileri kurtardı. Keza sizler gaz odalarına yine atarken biz çok sayıda Yahudi'yi aldık, kurtardık. Muhtarkent var biliyorsun, Muhtarkent. Coca-Cola'nın CEO'suydu. Büyük Coca-Cola var ya, onun CEO'suydu. Onun babası çok sayıda Yahudi'yi aldı, Nazilerden kurtardı. Biliyorum. Şuraya bildiği paylaşırım, şuraya paylaşırım. Bizler bunları yaparken sizler Yahudileri yakıyordunuz diyecek ve İsrail'e seslenecek. Bize minnet borçlusunuz, minnet. Bu topraklara, bu ülkede yaşayan insanlara minnet borçlusunuz. Nankörlük etmeyeceksiniz. Bunu söylemesi lazım Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ama o Hamas'a işte bilmem ne övgüler yağdırıyor falan. Onun derdi o değil ki. Sayın Erdoğan'ın derdi maalesef böyle değil. Filistin halkıyla Hamas'a ayıracaksınız. İsrail bir terör örgütü, terör devleti diyorsan Hamas'a da terör diyeceksin. Fatih Altaylı çok doğru söyledi. PKK neyse Hamas'ta odur. Ben de katılıyorum. Anket soruları var, anket yorumları. Tekrar elektro
Popilite isimli, neyse çakma isimli biri diyor ki ateistin Fatiha işi göt işi, minnet ve şükran duygularını ise sonuna kadar mevcut. Aramızda ne kadar samimi gerçek Atatürkçü varsa şıklardan biri Fatiha okumam falan filan. Kardeşim, bu Fatiha bir saygı göstergesi nişanesi. İnan ya da inan, ateist ya da bilmem ne ne olursa onu, bu bir saygı göstergesi. İnanmak ya da inanmamak başka bir şey. Biri Fatiha okur, biri elini yüreğine götürür ya da onu düşünür vesaire. Nasıl istersen iste. Ama sen de o kadar gerizekalısın ki, kusura bakma, gerizekalısın, ateist. Ben diyorum ya, sadece AK Partili, CHP'li ya da kendini Atatürkçü zanneden değil, işte ateist olup da gerizekalı olup buna denir. Bu oradaki Fatiha kelimesinin bir saygı nişanesi, saygı göstergesi olduğunu idrak edemiyor. Of, uzun uzun uzun, yine uzun bir yorum. Aramızda ne kadar samimi gerçek Atatürkçü varsa falan filan, az önceki şeyin farklı bir versiyonu. Şimdi ben Atatürkçü değilim demiş. Anket sorusunun altına yapmış bu yorumu. Atatürk geçmişte Kürtlerin hakkını vermek istedi. Evet, söylüyor zaten Mustafa Kemal Atatürk. Ama ne zamana kadar biliyor musun? Şeyh Said isyanına kadar. Şeyh Said isyan edince bir daha muhtariyelik öneriyor. Muhtariyelik. Böyle bir sözü var. Fakat sizin o dangalak Kürtler o dönemdeki, bir de gerici Kürt devleti, şeriat bazlı bir Kürt devleti kurmak umuduyla İngilizler tarafından Şeyh Said kışkırtılınca Atatürk bir daha anmıyor. Tamam mı kardeşim? Sus dinle isimli, çakma isimli kullanıcı. Dayakla ne mutlu Türk'üm diyene dedirten hocaları unutmadık. Evet, katılıyorum. Bunlar oldu. Bunlar Atatürk döneminden sonra, özellikle İsmet İnönü döneminde oldu. Ne mutlu Türk'üm diyene deyince sanki Türk olunuyor. Böyle bir şey var. Hiç unutmuyorum. Bir anımı paylaşayım arkadaşlar. Avrupa'da mülteci olmak. Karanlıktaki Gölge isimli kitabımda İsveç'te yaşadıklarımı anlattım. Kitapta orada da anlattım bu hikayeyi. Şöyle bir gün Adanalı bir epey kendini Türk, Atatürkçü zanneden bir abimiz vardı. Bilmiyorum yaşıyor mu yaşamıyor mu. Yaşı bence büyüktü. Belki de rahmetli oldu. İsveç'te benim bulunduğum çevrede yaşıyordu. Bir gün bana geldi, dedi ki ya dedi sen de Arnavut musun dedi. Evet abi dedim, Arnavut'um. Ya dedi ben de Arnavutları çok severim dedi. Arnavutlar Mert'tir dedi. Valla dedim abi, Arnavut'un Çürü'yü de var, Mert'i de var, Türk'ün de vardır, Kürt'ün de, Laz'ın da falan filan böyle. Yo yo dedi, Arnavutlar dedi Mert'tir. Tekrar aynı şeyleri yineledim. Olur mu dedi, Arnavutlar dedi Osmanlı döneminde şöyle böyle. Evet dedim abi, Arnavutlar dedim Osmanlı döneminde çok sayıda paşa vardı dedim. Mehmet Akif Ersoy Arnavut'tur dedim. Şemsettin Zami, Ali Sami'nin babası, ilk Türkçe romanı yazmıştır falan filan dedim. Ama biz Arnavutlar en çok neyden gurur duyarız biliyor musun abi dedim. Arnavut Ali Rıza'nın oğlu bu ülkeyi kurdu dedi. Böyle bir şey deme gafletinde bulundum. Abi az önce Arnavutlar hakkında iltifat eden o adam birden başladı bana hakaretler etme, küfürler etme. Sen dedi hainsin dedi, şerefsizsin dedi, bilmem nesin falan filan demeye başladı. Abi ne oldu? Atatürk'ün Türk ya da Arnavut ya da Makedon ya da Yahudi ya da Rum olup olmaması önemli değil ki. Biz Arnavutlar Arnavut olarak kabul ederiz. Bazı Arnavutlar, Makedonlar Makedon der, Yunanlar Yunan der, Yahudiler Yahudi diyebilir, Türkler Türk diyebilir. Hiç önemli değil. Ama şu bir gerçek, babasının lakabı Arnavut Ali Rıza. Arnavut olmayan bir adam Arnavut denir mi? Karar sizin artık. Hiç önemli değil bu arada Arnavut olup olmaması önemli. Zaten tipine bakınca Mustafa Kemal Atatürk'ün Arnavut mu, Türk mü, Laz mı, Çerkez mi, Ermeni mi, Yahudi mi, Rum mu ne olduğunu anlıyorsunuz zaten. Bakın tipine, siz karar. O gözler, o kaşlar, o başka bir şey de demiyor. Siz, karar sizin. Velhasıl kelam, o yüzden Türk ya da Kürt ya da bilmem ne olup olmadığı önemli değil. Demek istediğim, çok özellikle Atatürk'ten sonraki dönemlerde insanlara baskı yaptılar. Kürtlere, Lazlara, Kürtçe konuşan çocuklara çok çok baskı yapıldığını ben biliyorum. Bunu kesinlikle tasvip ediyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Burada hakkını veriyorum. Sus dinle diyen vatandaşa, ama İyi araştırmak lazım. Devam edelim. Bu kadar mı düştün? Çocukları gaza getirip düşündüklerini onlara söyletiyorsun. Biraz utanma duygun olsun. Cebindeki son parayı gösteren emeklinin isyanı başlıklı videoma paylaşmış. Videoma yorum yapmış. Bu kadar mı düştün? Altına Özdemir Gökçe yorum yapmış. Çocukların konuşma hakkı yok mu? Niye gaza geliyor? Demiş. Teşekkür ederim Özdemir. Gökçe Özdemir. Hakikaten ya, çocuklara söz hakkı veriyorum ama çocukları gaza getirdiğimi düşünüyorum. Yazık. Cefim 1 isimli kullanıcı demiş ki asgari ücretle 8000 lira kira verip kalan parayla nasıl yaşanır başlıklı videoma yorum yapmış. Uygunsuz düşmüş, uygunsuza. İhracatçı ithalatçılara devlet teşviki verir. Bu kolaya özel değil. Troll yapma, şeytanın avukatı demiş bana. Burada eksik bende kabahat var. Aslında haklı olduğu bir yer var. Sadece Coca-Cola'ya değil, diğer firmalara da
destek vermiş, teşvik vermiş daha doğrusu. Ama yani Coca-Cola'ya teşvik veriyorsa devlet ve sen Coca-Cola'yı, Türkiye'deki Coca-Cola Anadolu grubu biliyorsun, Anadolu grubu aynı zamanda TOK'un da ortaklarından biri, TOK ortaklarından biri, buna tepki göstermiyorsan, işte riyakarlığını vurgulamak için ben sana söyledim. Cefim ayıp oluyor. Ben şeytanın avukatı değilim de sen neyin avukatısın, ben onu anlamadım. Niye böylelerine soru soruyorsunuz? Belli cahil, siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Kardeşim, herkese söz hakkı veriyoruz ya. Artık böyle yorumları yazmaktan vazgeçin. Ona sorma, şuna sor, buna sorma, ona sorma. Ona niye soruyorum? Buna, size ne? Size ne? Herkese mikrofonu uzatıyorum. Sen gelirsen müşerref balcı. Müşerref hanımefendi, müşerref bey midir, hanımefendi midir bilmiyorum. Herkese soruyoruz. Bir gün sen de gelirsen sana da sorarız. Sana da uzatırız mikrofonu. İki Türkiye var. Biri sarayın, biri vatandaşın. Allah'ım sen bu ülkeyi zalimlerin elinden kurtar demiş. Apostelo Pakoloyoposo falan. Neyse, öyle isimli kullanıcı. İsrar kurar da yorum yapmış. Ne alakası? Malum örgütün ağzıyla konuşma birader. O yüzden mi Türkiye 50-100 USD asgari ücretten 400 USD'lere geldi? O yüzden mi kişi başı düşen gelir 3000'lerden yıllık 120 bin dolarlara çıktı yıllık? Hemen Google amcaya bir soralım bakalım. Google amca var ya, gavur Google diye bir şey icat etmiş. Ayaklı kütüphane gibi değil tabii ya, ironi yapıyorum. Hemen Türkiye'de yıllık ortalama yıllık gelir kaç dolar? Hemen soralım abicim bakalım. Google amcaya soruyoruz. Ne kadarmış? Buna göre Türkiye 2023 IMF'nin yaptığı, bakın IMF International Money Fund, paraya, Uluslararası Para Fonu'nun yaptığı tahminine göre 13.384 dolara bu çıtayı oldukça yakınsıyor. 13.000 dolar. Peki sen ne diyorsun kardeş? Ha, nerede? Şurada bakalım. 120 bin dolara çıktı. Senin yalanını sevsin. Tamam mı? Muhabir bey, sen ne biçim adansın nokta su cahillere, niye payani asıyorsun ya? Sen daha çok konuşmak istiyorsun, sor sorunu, dinle. Ama sormam lazım yani, sizin gibi yani zeka seviyeleri standardın altında olanlara bir şeyler anlatmak durumunda kalıyorum. Biliyorum zor, anlatamıyorum, beceremiyor, olmuyor, beceremiyorum, evet beceriksizim belki de, olmuyor ama ne yapacaksın? Böyle yani, soruyorum olmuyor, bir daha giriyorum araya ve sen bundan rahatsız oluyorsun. Yani cebindeki son parayı gösteren emeklinin isyanında sen buna takıyorsun. Sormuyorsun bu emekli niye isyan ediyor diye sormuyorsun ama ben araya giriyorum konuşuyorum diye sana batıyor. Esas batması gereken emeklinin isyanı olması gerekirken. Mahsuk Barışçıl isimli kullanıcı. Böylesini ilk defa duyduk, hiçbir iş yapmıyorum. İsimli kullanıcı. Bunlar yeni videolarımın altına yapılan yorumlar. Ulan adam senden daha genç gözüküyor. Adama amca diyorsun, sen kendini ne sanıyorsun diyor. Ben kendimi bir şey zannetmiyorum. Benim kendimi ne sandığım önemli değil. Bak hala videoların özünü kaçırıyorlar. Özünü. Belgesel gibi, film gibi, belgesel gibi size röportaj yapıyorum ama sen neye takıyorsun ya? Mahsuk Barışçıl. Mahsun mu olması gerekli lazım herhalde. Neyse. Alta bir yorum daha var. Eleştirmene eleştiri demiş. Suat Bey, sana ne? Kimin ne yediği, istediğini şükür edip etmediğine sana saygılar. Sana. Ay. Oy. Eleştirmene eleştiri getirmiş. Bir daha okuyorum arkadaşlar. Hakikaten. Uy. Oy, yandım. Yandım anam. Beynim gidiyor. Oy. Suat Bey, sana ne? Kimin ne yediği, istediğini sukur edip etmediğine sana saygılar. Sana işte meydan. Böylesini ilk defa duyduk, hiçbir iş yapmıyorum isimli videomun altına yapılan yorum. Oy. Oh. Dur nefes alayım arkadaşlar, hakikaten ya. Beynim yanabilir. Beynim yandı. Eleştirmene eleştiri bir yorum daha yapmış altına. Böylesini aynı videonun altına yapmış. Eleştirmene eleştiri. Suat Bey, bu yasa gelmişsin, halen öğrenememişsin. Öğrenememişim. Şimdi bana öğretiyor. Bakalım ne öğretiyor. Allah Teala sevdiği kulunu cennete almak için imtihan eder. Nokta virgül falan yok. Zaten düzelterek okumuyorum bilerek. Eğer kim soğan, kuru ekmek,
Bosulu ayran içip hayatına şükrederse cennetliktir. Cennete gidecek. Yani şükrediyorsun. Kuru soğan ekmek yiyorsun. Şükür diyorsun. Sonra diyorsun ki cennet. Yok yok. Onları yapınca hop cennete gidiyorsun. Peki ejder meyveleriyle, manda yoğurtlarıyla, ondan sonracıma jet skilerle, özel arabalarla, makam araçlarıyla dolaşanlar, 5 vakit namazı da kılıyor onlar. Onlar cennete gitmeyecek mi? Sayın Suat Bey, efendim, halen siz neyin peşindesiniz? Diyor bana. Vallahi hiçbir şeyin peşinde değilim. Soru soruyorum. Ya sizin zihniniz açılsın diye, biraz algınız açılsın diye bu işi yapıyorum. Yoksa siz cennete gitmek istemiyor musunuz derken musunuz ayrı? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada ayrı. İstemiyor musunuz? Yoksa siz cennete gitme. Cennete bu arada. Cennet değil ya. Cennet. Valla ben cennete de gidip gitmeyeceğime benim bununla ilgili bir şey yapamam. Cennet var mı yok mu? Siz inanıyorsunuz. Ben inanmayabilirim. Hiç önemli değil. İstemiyor musunuz? Saygılarımla. Çok kibar. Çok kibar. Eleştirmene eleştiri. Abi vallahi. Oh. Bitsin ya, hadi bitsin. Yok yok, bu çok sert geçti. Bir tane daha var. Neredeyiz? Böylesini ilk defa duyduk yine. Kim olduğu belli olmayan yine bir vatandaş. Abi bakar mısınız? Şu yorumun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle bakın, şöyle göstereyim ya. Nerede? Nokta is. Nokta çakallar. Nokta sık rune. Ne demek sık rune? Nokta splim. Anlamaya çalışmayın arkadaşlar. Anlamaya çalışmayın. Nerede nokta is nokta çakallar nokta sık rune. Rune ne demek? Nokta splim. Splim ne demek arkadaşlar ya? Splimden sonra nokta falan yok. Ucu açık. Ucu açık. Nereye isterseniz? User bilmem ne. Ay. Bir tane daha bitmedi mi ya? Vallahi bitmiyor. Hadi bit ya. Mehmet Balbal isimli. Yeter demiş. Erdoğan Cumhurbaşkanı sistemiyle birlikte uygulanan falan filan ankete 5+1 var diye ona yaptığı, onunla ilgili yaptığım ankete yorum getirmiş. Mehmet Balbal. Selahattin Uysal da demiş ki ne yanıtları yapanları hepsi de nankör olan ben 80 yaşındayım. 80 yaşında saygı duyuyoruz. Amca 80 yaşındayım. Babam yaşındasın. Ben neler gördüm neler. 100 senedir. Amcacığım 80 yaşındasın ama daha Türkçe yazmasını öğrenememişsin ya. Ekmek mi görmedik? Ayakkabımı mı derken ayrı bulamadık. Camilerimizi ahır yaptılar. O konuya girmiyorum hiç. İşte 80 yaşında iftiralara inanan gelip bunu iftira olarak paylaşarak günaha girdiğinin farkına olmayan eğer inanıyorsa, inanmıyorsa yapacak bir şey yok ama muhtemelen inanıyordur. Camileri ahır yaptıklarını zannediyorsa. Amerika'ya, İngiltere'ye manda mı olmadılar? Manda olmadık hiçbir zaman ya. Manda olmamızı isteyenler vardı ayrı mesele de. Daha çok şey var ama bunları bilmeyen gençler çok, bunları bilmeden konuşan çok. Şimdi herkesin cebi demek istemiş, para gördü. Sokaklarda arabalara parkeri bulamıyorsunuz. Hala hazımsızlık ve nankörlük ediyorsunuz. Allah'tan korkun, Allah'tan Celle Celali utanın be utanın, ayıp demiş. Mikrofona da vurdum. Ayıp demiş. Selahattin Uysal amca. Seni o inandığın Allah'a havale ediyor. İnanıyorsun. İftiralara da inanmışsın, gelmişsin, günaha girmişsin. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bit artık be. Yazık, Bursa cehaletin ve yobazlığın merkezi olmuş. O kadar da değil diye cevap verdim. Yeni bir yorum bu arkadaşlar. O kadar da değil. Orantıya baktığında 10 kişiyle konuşuyorsak 2-3 kişi dediğin cenahtan çıkıyor ama çoğunluk ve istatistik seni yalanlıyor. Ya arkadaşlar hakikaten ya. Bursa cehaletin ve yobazlığın merkezi olmamış. O konuşan, doğru konuşan 20 kişi 10 kişiyle yapıyorsak, diyelim ki 10 kişiyle yapıyorsak 7 kişi doğru konuşuyor, 2 kişi 3 kişi yanlış konuşuyorsa nasıl merkezi oluyor? Diğer doğru konuşanları niye yok sayıyorsunuz? Hı? İhsan İnce senin de bu yorumun zeka geriletenler kategorisine girmiş. Emeklilere hiç acımıyorum. Bu durumu abi vallahi ya, of, Türkçe yazmasını bilmiyorsunuz be. Esra Eren, Esra bacım.
Emeklilere nokta hiç acımıyorum. Hiç acımıyorum. Bu durumu derken bu ayrı olacak. Bu duruma nokta getiren onların oyları nokta. Ve çıkarcılar nokta. Beter olsunlar, istikrar yok. İstikrar nokta yok. Muhalif Esra. Esra muhalif ama Türkçe yazmasını bilmiyorsunuz. Ya diyorum ya, Atatürkçüsü, Cumhuriyetçisi, yobazı, ilericisi, gericisi Türkçe yazmasını bilmiyor. Türkçe! Türkçe yazmasını bilmiyorsunuz. Bu ülkede yaşıyorsunuz. Eminim Türkçe okumasını da bilmiyorsunuz. Türkçe düşünmesini de bilmiyorsunuz ya. Biri de yorum yapmış ona. Enflasyon. Dünyanın her yerinde yüksek pahalılık var. Yüksek pahalılık var. Her tarafı. Muhtemelen dünyanın her tarafını görmüştü. Görmüş arkadaşımız. Pahalılık var. Her ülkede var. Sanki sade burada mı var? Ya bak, imla hatalarını geçtim artık ya. Yoruldum. Of. Hakikaten ya. Avrupa'yı, Amerika'yı görmüyor musunuz? Hepsi bitik. 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 Avrupa, Amerika bitiyor abi. Bitiyor. Da madem, hadi Amerika'da çok fazla Türk yok da Avrupa'da çok var. Neden hala Türkiye'ye gel? User bilmem ne kullanıcı. Abi madem Avrupa bitmiş, oradaki Türkler, 7-8 milyon Türk var. Abi gelsinler, cennet gibi ülkemizde yaşasın. Hadi be, bekliyoruz. Hadi, hadi. Tayyip Baba böyle giderse hırsızlık yapacağım diyen işsiz isimli şey bir başlıklı videoma yorum yapmış. Alp demiş ki, hepsini okumuyorum. Kafam şişti. Macir kesmine güzel yayınlarınız için Montreal'den selam. Montreal'de yaşıyormuş Alp. Bir dakika okuyayım ya. Vallahi okuyayım ya. Montreal'den yazıyorsa gurbetçi kardeşimizin okuyayım. Benim anlamadığım, Bursa gibi, Sakarya gibi, Ege'nin birçok illeri de dahil %60-70'lere, bu kusura bakmayın ama bu soyguncu kara nasıl olur da destek vermiş anlamış değilim demiş. Yılmaz Morgül. Hatırladım. Yılmaz Morgül'e benziyor. Bir daha bakalım. Yılmaz Morgül'e benziyor şöyle. Belki akrabasıdır şöyle. Yılmaz Morgül'e benzetti. Kusura bakmasın. Alp. Alp abim. Abim. Alp abim. Atatürk'te Selanik doğumlu birisiydi. Ülkenin geldiği duruma bakarsanız atanın kemiklerini sızlatmışsınız tabiri söylenebilir. Ben yobaz denilen illerden bunlara oy verilmesine çok normal görüyorum ama bir Bursa gibi aklı başında olan ilin İzmir'e bakıp şapkayı önüne koymasını bekler. Tek diyeceğim, yazıklar olsun. Bu soyguncuları destekleyen macir kesimine güzel yayınlarınız için Montreal neredeydi arkadaşlar? Kanada'daydı değil mi? Kanada'da. Kanada'nın Montreal şehrinden. Montreal Kanada'da mıydı ya? Montreal'den selamlar. Atatürk'ün yolundan çıkmak karanlığa gömülmektir. Laikliği öğrenin. Bu İslam faşizmiyle bir adım ilerleyemezsiniz. Filistin'den beter olursunuz. 50 yıl Kanada'da yaşamış. Ama işte senin gibiler Alp abicim, Alp kardeşim ya da aynı jenerasyonuz, bilmiyorum yaşım belki benden büyüktür. Senin gibiler 50 yıl orada kalırsa, burada Suriyeliler dolarsa o zaman çok da şikayet etmeyeceğiz abicim. Bura bakma ha. Ben de seni eleştiriyorum. Teşekkür ederim. Yorumun için uzun uzun yazmışsın. Yılmaz Morgül'e benzettim seni. İltifat olarak al lütfen. Filistin'den beter olursunuz demişsin. Zaten oluyoruz, olacağız gibi görünüyor. 50 yıllık bir Kanadalı olarak yazıyorum. Yanlış yoldasınız. Bursa halkı çok cahil. Sana göre. Konuşmak istemeyen bir yalancı gazeteci adamı darp ediyor ve milleti kışkırtıyor. Yalancı bir muhabir. Abi adamı darp etmişim ya. Haberim yok. Adamı darp etmişim ve bu da user bilmem ne. İşte gördüğünüz gibi adamı darp etmişim abi. Ay ağzım yoruldu. Vallahi billahi ya. Şöyle şuraya kayayım şöyle ve videoyu bitireyim. Ya hakikaten uzun zamandır böyle olmamıştı. Beynim yandı arkadaşlar. Zeka ilerleten bir yorum vardı. Son Yılmaz Morgül'e benzettiğim Alp arkadaşımız, abimiz de güzel yorumlar yapmış ama imla hataları normal karşılıyoruz. Çünkü gurbetçi olduğu için, Türkçe karakter falan olmadığı için bazı gurbetçiler böyle yazabiliyor. Neyse, videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Zeka geriletti biliyorum. Buraya kadar izlediniz mi izlemediniz mi bilmiyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz size ne kadar teşekkür etsem azdır. Videolarımı beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Söylemeye gerek yok ama biliyorsunuz artık söylemeye de gerek yok dediğim halde yine de söylüyorum. Sizin beğenileriniz, paylaşımlarınız çok önemli. Bu yüzden dedim ya, ne kadar teşekkür etsem azdır, bir kez daha ediyorum. Videoyu burada bitirirken her zaman, her yayında söylediğim bir şeyi söylüyorum. Canlı yayınlarda özellikle aklınıza ve özellikle vicdanınıza mukayyet olun. Niçin? Çünkü akıl önemli ama vicdan her şeyden önemli. Eğer vicdanınız yoksa insan olamıyorsunuz. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Mutlu ve huzurlu kalın. Bu güzel ülkemizin kıymetini bilin.
Müzik